camianın başkanının kürsüde bir profesyonel çalışan için ulusun parası diyerek iş kanunu ile ilgili yorum yapmasına çok şaşırdım, açık konuşayım. Eğer bir kişinin kontratını, sözleşmesini, iş akdini tek taraflı feshederseniz, yollarsanız tazminat ödemek durumundasınız. Ve ikinci bir husus, sanırım bu rahatsız etti insanları. Bu bedeli de bunu almadı. 5 küsur milyon TL. Çocuk esirgeme kurumu bağışladı. Sayın Başkan bizden, yani devletten sonra sanırım en büyük işverenlerden biri. Ben devlette bulundum ama bizden sonra gelen en büyük işverenlerden birisi. Yani kendisi tek taraflı tazminatını feshettiği insanlara bedel ödemiyor mu? Biz o zaman bu soruyu sorarız. Kulüpler Birliği Başkanımızın böyle bir ifadede bulunacağı ve büyük bir camiayı temsil eden bir başkanın böyle bir hükme varmasına ben inanamadım. Fikret Bey'in, Sayın Beşiktaş Camiası'nı temsil eden başkanın sözlerinin çarpıtıldığını zannettim. Fakat olduğu gibi söylediğini gördüm. Ben şunu söylemek durumundayım. Yenilgileri hazmedebilmek, başarısızlıklardan ders alıp ileriye yönelik hamleler yapmak başarıya doğru da bir meziyettir. Öz eleştiri yapmak bir meziyettir. Hatalardan ders çıkarmak gerekir. Siz eğer yenilginin öfkesiyle ve bu öfkenin verdiği şehvet dediğim artık öfkeyle, öfkenin verdiği adrenalinle eğer rakiplerinizi aşağılamaya kalkarsanız çok yanlış bir yola girersiniz. Maalesef Türk futbolunda çok yanlış söylemler oluyor. Çok eksik ifadeler oluyor. Aklıma, yani sözü çok da uzatmak istemiyorum, Ömer Hayyam'dan bir rubayı geldi aklıma. Gir cahille tartışmaya, gör cehennem neymiş.